alınan ki Himalaya değil, bizim bütün tuzlarımız Pakistan Müslüman bölgesinden getiriliyor. İnşallah o bölgede bunu yaptırıp oraya da bir okul yapacağız. Bunu İnşallah. Da buradan Ünal kardeşimle oraya bunun gelirleriyle bir okul yapmaya söz verdik o halka. Onun için madeni çalıştırıyoruz. 30... Şöyle bir daha söylüyorum. 1 litre suya 100 gram Himalaya dediğimiz kristal kaya tuzunu koyuyoruz. Bu Bunda. Tuzu. 84 minerali bunun içine koyduk. Başka hiçbir kainattaki maddede, besinde bu yok. Bakın tek başına. Bunu koydunuz, 2 günde bu eridi, çoraklı su oldu. Her gün bundan salatanıza, yemeğinize, kaşıkla. İçtiğiniz bir bardak suya kaşıkla, tahta kaşıkla. Suyu metal diyor, kullanmayın. Suyu. Anladınız mı? Tencerede tutun. Evet, tutun. O sudan suyu tuz yiyin. Sürahinin içinde buradan yemeğinize, salatanıza, içtiğiniz bardağın içine hani bunu bu ayarlayamıyoruz ya. Koyun. Bunu koyduğunuzda 7 gün içinde bakın. Artık tansiyonunuz dengelendi mi? Kilo almayacaksınız artık. Neden? Ya. Bakın bunlar çok detaylı şeyler. Hücrelerinizde ozmoz vardır. Dışarıdan suyu alır içeriye. Potasyum, sodyum dengesi denen bir şey vardır ozmozda. Bu suları 7 kat fazla emmektedir normal sudan hücreniz. Bunu aldığında işlevini yerine getirmekte, çalışmakta, metabolizmanız biyorezonans etkisiyle hücreler birbirine vurarak enerji oluşturmakta, siz canlı kanlı olmaktasınız. Bakın sebebi tuz. Tuzsuz yaşamak. Tuzsuz Deli Bekir. Neydi tuzsuz Deli Bekir derlerdi. Neydi? Tuz yemeyince deli oluyor insanlar. Yani bu çok önemli. Efendim, evet neydi? Arkadaşlar yani. Ondan mı delirmiş yazık? Yani şimdi rafine tuz içerseniz alamazsınız. Lityum çinko dengeniz bozulursa psikolojiniz de bozulabilir mi? Ondan bazı insanlar çok koyuyor. Şimdi ama o tuzdan bir fayda yok. O sodyum klorür sadece. İşte hayır yani alamıyor tadını belki de onun için bol bol. Efendim zaten ilk bize tuza gerek yok ki. Ya bedenimizde her şeyde tuz var. Bu çok önemli. Evet, bu çok fazla tuzlu değil. O sadece tuzsuzun kullandığınız. İşte tuzsuz Deli Bekir. Deli olmuş tuzsuz olduğu için, siz deli olmamak için ironi yapıyoruz. Yine birileri o bilim adına çıkabilir hani biliyorsunuz. Evet. Peki, açıklamalar hocam, yapabilir. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bu tuzu bundan kaşık içiyoruz, kaşık salatanıza koyun. Sularınıza her gün 3 bardak böyle su yemeğinize için. Yemeğinize koyun. Bir ayda 3-4 kilo verip toksinlerden kurtulduğunuzu ve işte örneği burada içireceğiz şimdi. Astım, alerjileriniz, nefes darlıklarınızın da azaldığını. Dolayısıyla karaciğeriniz, kanınız temizlendiği Düşün, için şu tuz bile göreceksin. Bana iyi geldi. Her gün elinizi bu tuz taşlarına koyuyorsunuz. Büyük bir özelliği var. Havaya iyonize. Bakın çok Hocam, önemli. Hocam bu niye böyle piramit şeklinde? Evet, piramit şeklinde ekranda gösterirlerse firavunlar niye çürümemiş? Şekilden dolayı mı acaba? Bunlar Müthiş mi? Bir enerji var. Bunların ucundan şerareler çıkıyor bakın. Piramiz enerjisi, prizma enerjisi. Onun için Ahmet Maranki'nin evinin çatılarında piramitler vardır hep. Camları üçgen prizmadır. İnsanlığa böyle evler yapalım. Yaşlanmaları, hastalanmaları mümkün değil. Bana iyi geliyor. İşte bunun üstünden, bakın şurada, üstünden yayan şelaleler var. Bunlar burada, ben herhalde VTR'de bulamadılar. Şifalı Taşlar kitabımızda. Bunu izah ettim. Ben buradan göstermek istiyordum. Onu anlatmaktansa bir göstermek daha iyidir. Bakın burada gördüğünüz gibi. Bakın Seda Hanım şuraya bu piramit taşına bakın nasıl bir enerji çıkıyor üstünde. Kirliyan fotoğraf tekniğiyle çekilmiş burada gördüğünüz gibi. Orada görüyoruz. Bu çok çok önemli. Bakın burada bir piramitin üstündeki şekilde müthiş bir enerji alanı oluşuyor. Hemen kapatmayalım olayı. Taş, işte bir yüzük taş. Topaz. Bugün söz vermiştim parmağımda. Topazın da resmini çektim buraya. Bakın yoğun bir enerji aranı. İkisini Hocam, bir göstersinler. Hocam taşlara gelmişken Hacerül Esvet'teki. Evet. Onu da söyleyelim mi hadi? Onu da söyleyelim. Onu da bu şifalı taşlar evet, kitabımızda anlattık. Evet. Bakın. Taşlarda çok büyük bir sır var. Kainatın. Gezegenlerin hepsinin taş yani daha doğrusu kitlelerden oluştuğunu görüşüyoruz. Taş dediğinizde dünyamızın da gördüğünüz gibi büyük bir kısmının yine taş olduğunu, toprak olduğunu yani metaller olduğunu görüyoruz.
Şimdi burada gördüğünüz gibi Hacerül Esved de bakın milyonlarca kişi her sene Kabe'ye koşuyor değil mi? Bir çekim kuvveti var. Allah herkese bakın, nasip etsin. Çekim kuvveti var. Ve oraya gittiğimizde işte Seda Hanım da gittiğinizde dönerken Kabe'yi bir köşesinde Hacerül Esved denen cennet taşını görüyorsunuz. Evet. Pek çok rivayetler vardır. Hatta Hazreti Ömer bir gün diyor ki ben sen taşsın seni öpmem ama diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğü için yani bir hikmeti vardır. Onun için seni öpüyorum diyor. Ve bu taş bir kuvars çok yoğun enerjili bir taştır. 3 sene önce bizim orada hocalarımız var. Buradan Ümmülkıra'da üniversitelerdeki hocalarımızla yaptığımız çalışmada geçen sene oradaydım evet. Ben yine bu taşın böyle bir masa büyüklüğünde olduğunu. Bakın bunlar hiç Türkiye Cumhuriyeti'nde bilen yoktur, duyulmamıştır. Kocaman olduğunu, bu taşın büyük bir kütle halinde ilk haliyle pembe olduğu rivayet ediliyor. Büyük bir kuvars taşı, enerjili bir taş olduğunu. Fakat bugüne kadar kötü enerjileri absorpladığı için bunu için ben ekliyorum, karardığını ve son yerine düzeltme yapıldığında şakülünü düzeltmek için arkadaşlar söylüyorlar, heyetteki arkadaşlar, hocalar sadece dibindeki Kabe'nin altına doğru olan kısmındaki kısmının pembe kaldığını, bana göre de artık ışınmanın son olduğunda onun tamamen kararıp dünyanın aydınlanacağına da bir işaret olduğunu, iki, üçüncüsü o enerjili taşın geçerken oradan herkes buna elini sürer. Hacerül Esved'e. Evet. Sizin eliniz bir insandır bakın. Beyniniz, gözünüz, dalağınız, ciğeriniz bütün burada gördüğünüz gibi elinizin içinde bir insan vardır. Bakın burada bütün organlarınız elinizin içindedir. Ayağınızın altında yine bir insan vardır. Masajda tedavi kitabımızda elden masajda bunları hep biz gösteriyoruz. Bunlar bir sanattır. İşte bu elinizi oraya gösterdiğinizde diyor ki taş bir anda resminizi çekiyor. Ve diyor ki Fatma'dan olma Ahmet Maran ki buraya geldi diye ana diskete kaydediliyor. Kıyamet günü o hesabın görüleceği günde diskette diyecek ki evet Ahmet Maran ki vazifesini yapmıştır buraya hocam, gelmiştir diyor. Hocam Kabe'nin etrafında bir, başka taşlar da var. Yemame taşı dediğimiz yine onun evet. Bir arkasında. Yine bu taşlar vardır. Bunlar yine çok kıymetli taşlardır. Bu taşlarla tedavi kitabımızda burada Hazreti Ali'den bir rivayet vurduk. Hüngür hüngür ağlarsınız taşla ilgili. Şimdi bazı bilim adamları diyor ki taşta enerji yoktur, astroloji yoktur, yoktur. Hiç yani baktığı yerden bakıyor böyle gözlükle göremiyor. Bu nedir? Menkıbe. Bakın bu bir menkıbe kaynağı da var. Cihar-ı Yâri Güzin'de. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bize rivayetiyle bir gün bir kişi suda boğuluyor. Evet. Ve diyor ki ölüyor. Bir anda yanına gidiyorlar. Önemli bir şahsiyet ismi var. Elinde yemame taşı. Bir rivayetle akik, bir rivayette de kuvars olduğu rivayet ediliyor bu taşın. Evet. Hayır diyor bu ölemez diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Niye? Yemame taşı taşıyan ben duydum. Suda boğularak ölmez diyor. Bakın. Kaynağıyla burada. Evet. O anda birisi geliyor yanına diyor ki evet diyor bu sahte bir taştı. Yemame taşı değildi, akik taşı değildi onun için faydası olmadı, öldü diye bunu evet, da buraya doğru anlattığını burada okuyorum evet, hocam. Evet, bunu da buraya koydum ki bu taşın enerjisi yoktur, boştur diyenlere bir mesaj. Her türlü taşta, şundaki topaz taşında, yakutta, akikte yoğun mineral yoğunlukları vardır. Binlerce yılın kültürü vardır, düşüncesi vardır, enerjisi vardır. Onu bedeninize alırsınız, kötü enerjileri gönderebilirsiniz. Siz siz olun, taşınızı bulun, kalan ömrünüzü kaliteli, mutlu, huzurlu yaşayın diye bunu söylemek istiyorum. Ama herkes kendi taşını bularak kullanmalı. Birinin size hediye ettiği bir taşı alırsanız o taşın esiri olabilirsiniz bakın. Spa merkezlerinde hayır, neden? Bunu geçen hafta söyledi ya, bana bütün arkadaşlarım bunu sordu. Birinin hediye ettiği taşı hemen böyle atlar alırsınız ya alırız ya o kişinin esiri olabilirsiniz. Yani kimden ne aldığınıza da dikkat edin.
Hocam biraz daha anlat bunu, herkes bana...